Hangi cezaevine gittin? Bizi Bayrampaşa cezaevine attılar. Önce Bayrampaşa'dasın. Ben dünyayı dolaştım. Dünyanın en pis ülkelerine, koleradan böyle insanların kırıldığı yerlere gittim. Hayatımda daha pis yer görmedim. Bizi bir karantina koğuşuna attılar. İki kişilik koğuşa. Ceketimi çıkardım. Yastığa sardım. Öyle koydum kafama. Çünkü 72 saat uykusuz kaldık. Hepimiz insanlık suretinden çıktık. Dikkat edin. Gözaltına alınanların tamamı insanlık suretinden çıkartılıyor. Ondan sonra da o DGM'nin yan odası var. Oradan tek tek geçiriyorlar. Tek tek, özellikle herkes çeksin diye. Hepimizin fotoğrafları insanlık suretinden çıkmış vaziyette. 70 saat uykusuz. Son derece kötü. Ondan sonra bizi oraya attılar. İşte bir 8-10 saat orada kaldık. Oradan çıktık. Bizi aldılar, Kandıra'ya gönderdiler. Kandıra'da F tipi 3'er kişi önce bizi karantinaya aldılar. Kaç gün kaldın Bayrampaşa'da? 7-8 saat. Ha, o kadar. Gün ağırdı. Akşamüstü Kandıra'ya gittik. Kandıra'da bizi karantina koğuşuna attılar. 3 kişi bir koğuşta kaldık bir odada. Daha sonra da 15 metrekarelik bir hücreye attılar bizi. 3 kişilik hücreler. Küçük bir havalandırması var. Sabah 8'de açıyorlar, akşam 8'de kapatıyorlar. Kilitliyorlar kapısını havalandırmanın. Üst katta 3 tane yatak var. Alt katta da bir masa, 3 sandalye. Bir de kantinden alınan 3 katlı raf var. Plastik. Onun üzerine 37 ekran bir televizyon koyuyoruz. Hı hı. Bir de bir tuvalet, Vedat, banyo. Vedat, şimdi ilk gün mesela cezaevinde o 8 saatlik bir uyku. Yani sonuçta 8 saat kaldığın cezaevinde. 15-16 saat uyumuşuz şimdi zaten. Şimdi ondan sonra cezaevine girdiğin zaman ne oluyor? İnsan neler hissediyor? Dağıldık. Dağıldık. Yani büyük bir yıkım. Nasıl oluyor Vedat? Çünkü yani insan hakikaten... korkunç bir şey. Yani bizim başımıza ne geldi dedik. Biz ne yaptık? Ne yaptık? Suçumuz ne? Yani o kadar ağır geldik. Herkes yorganını üzerine çekip aylarca ağladı. Çok ağır geldi. Yani nedir bizim? Bir attılar bizi, bütün yan tarafımızda bomboji DHKPC'liler, bir tarafta 20-30 tane adam katletmiş PKK'lılar, bir tarafta başka terör örgütü El-Kaideciler, HSBC bankı bombalayan Sakka, kimi arıyorsanız var. Ya biz ne yaptık dedik ya. Bizi böyle nasıl bir bu kindir bizi buralara atan. Her taraf rutubet. Duvarlardan su akıyor. Akşam yattığınız zaman kaloriferler akşam böyle 5-6 gibi yakılıyor. Kendini ısıtıyor. Ondan sonra 12 gibi kapanıyor. Ellerimiz, ayaklarımız donuyor. O verdikleri çarşafların içine battaniyeleri koyduk. Böyle dokununca onlar ıslak. Böyle akşam yattığınız zaman eğer kolunuz bacağınız dışarıda kalıyorsa yarım saat sonra donuyor. Hemen herkes bir sadece ağzımız dışarıda kalacak şekilde yatıyoruz. İnsan Hakları Heyeti geldi bir hafta sonra. Böyle 5-6 kişi iyi günler iyi günler. Var mı sıkıntınız? Var dedim efendim. Bu cezaevi, bu odalar, Kandıra cezaevi, bu rutubet. Doktor dedi ki bize bu cezaevinde şöyle. Herkes doktora çıkıyor. En çok neden? İşte gazeteci merakı. Doktor bey dedim, burada en çok hangi şikayet oluyor? Burada dedi, herkes dedi böbrekten şikayetçidir dedi. Romatizma, böbrek ve unutkanlık. F tiplerinde, bu cezaevlerinde tabutluk adı veriliyor. Tabutluk adı verilmesinin de nedeni, orada öğrendim. Böyle yatınca tabutun kapağı gibidir. Sanki üzerinize tabut kapağı kapanmış gibi bir his veriyor. Tabutluk adı oradan geliyor. Evet, tersin. Herkes dedi, burada 4-5 yıl yatan dedi, böbrek hastası olarak buradan çıkar dedi. Bir daha da iflah olmaz. Aşırı rutubet var çünkü. Bir de unutkanlık yaparmış F tiplerinde. Hele 10 sene kalanlar hiç iflah olmaz dedi yani. Dedim ki o heyete, bu rutubet, bu bizi, buna bir şey yapın filan dediler. Bir daha da uğramadılar. 7 ay geldik. Yani dedik evet şikayetçiyiz. Elimizi sıktılar gittiler. Neymiş? İnsan hakları gözleme heyeti. İşte evet böyle baktılar, gözlediler, gittiler. Biliyoruz dediler bir de. Bir tanesi evet evet biliyoruz dedi. Bir şey yapın o zaman dedim. Gittiler. Biz 7 ay orada. Öyle bir yer ki cezaevi. Bir an mutlu oluyorsunuz, bir an sinirleniyorsunuz, bir şey okuyorsunuz, çıldırıyorsunuz. Çok komik olaylar da oluyor. Yani nefret ve gözyaşının olduğu yerde anormal bir komedi var. Yani komedik, felaket bir komedi var ama trajedi de var. Bir bakıyorsunuz gürültüler, şeyler, işte dumanlar. Ne oluyor? El Sakka sinirlenmiş, koğuşu yakmış. Dedim ne oldu? El Sakka'yı kurtarıyoruz dediler önce. Niye? Amerikalılar aman diyorlar, ona iyi bakın demişler. Amerikalılar iyi bakın dedikleri diye El Sakka aman zarar gelmesin diye onun derdindeler.
Her taraf El-Kaide, El-Kaide filan yazıyor. Bizim koğuşta arkadaşlarımızdan bir tanesi de can sıkıntısı da yazmış oraya Ergenekon. Ondan sonra hemen geldiler içeriye. Dediler ki bunu silin. Arkadaşım dedi ki ya ben de öylesine yazdım dedi bunu kalemle. Hayır dediler silin bunu. Dedik ki bakın her yerde El-Kaide yazıyor. Bunları niye silmiyorsunuz? Bunları silmiyorlar. Neyse biz tabii ki zaten biz de rahatsız olmuştuk. Hemen sildirdik. Çünkü böyle bir örgütü bilmiyoruz. Böyle bir örgütün üyesi değil ama işte espri şeyi. Mesela her sabah 12'de orada MLKP, DHKPC her sabah 12'de koğuşları da yan yana. Ben de dedim ki ya siz dedim neden bunların dedim koğuşlarını yan yana koyuyorsunuz? Koğuşların havalandırmalı yan yana olduğu için mesela bir pet şişenin dibini keserler şu bardak kadar yaparlar. Üstünü de kapağını keserler. İçine gazete koyarlar. Bir mektup yazılır. Onun içine konulur, kapatılır. Gazetede ağırlık yapar böyle sararlar gazete. Hop mesaj. Şimdi biz de bilmiyoruz tabii. Dedik ya top var mı burada dedik gardiyanlara. Ne topu dediler. Top mop olmaz. Meğer o gelen şeyin adı topmuş. Ne zaman öğrendik kafamızın yanından böyle kurşun gibi geçince yukarıdan bir tane. Bir baktık işte B15'e gönderin. Ne yapacağız bunu? Devam edecek. Öyle öyle bütün cezaevini dolaşıyor. Bu şekilde toplantı yapıyorlar, haberleşiyorlar. Şimdi şöyle her gün şu sesleri duyarsınız. Hüseyin geliyor. Hop şey geliyor. Şimdi bizim yan tarafta terör örgütünün şeyleri vardı. Her gün toplantı yapıyorlar. 12'de de bir koğuş bağırıyor. İşte yaşasın halkların mücadelesi oradan diğer koğuştakiler toplu olarak söylüyorlar bütün koğuşlar. Her gün saat 12'de. Bazen şöyle sloganlar oluyor. Kuru fasulyeye hayır. Pilava hayır, ayrana hayır filan gibi. Bir bayramda şey yaptık, bir paket yaptım. İçine kuru yemiş, böyle yiyecekler, kantinden aldığımız çikolata, üçü bir arada kafeler filan. İşte iyi bayramlar dedik, attık. 30 saniye sonra geri geldi. Sizin işte hediyenizi kabul edemeyiz, sizinle görüşemeyiz, nedenini biliyorsunuz. Söz konusu olamaz. Ergenekon sanıklarıyız ya biz. Böyle acayip şeyler de yaşanıyor orada. Ve cezaevinde benim için en ağır olan şey o cezaevi, bu Türkiye'deki hiçbir cezaevi terapi amaçlı değil. O cezaevinde kalan iyicene hasta olup çıkar. Anormal bir gürültü var. Mesela gardiyanların şöyle bir huyu var. Size gelmeden önce elindeki bir şeyle ya da oradaki o sürgüler var. Onunla kapıya vuruyorlar. Bu alışkanlık Silivri'de de var. Demir kapıya değil mi? Vurdukları zaman böyle oturduğunuz yerde böyle oluyorsunuz. Ya niye vuruyorsun kardeşim? Hele uykudaysanız daha. Uykuda değil. Oturup günde 10 defa güm diye vururlar. Ya da kapıyı kapatırken öyle bir kapatırlar ki o 150 kiloluk kapı bütün böyle oda sarsılıyor. Yüzlerce defa abartmıyorum. Yüzlerce defa kardeşim şu sürgüyü kapıyı yavaş kapatın. Amacınız ne sizin? Vurduğunuz zaman bizim ciğerlerimiz içeride şey oluyor. Ve o öyle bir stres haline geliyor ki bir süre sonra adam daha vurmadan biz titremeye başlıyoruz. Bilinç altına yerleşiyor. Onun amacı da şuymuş, kendilerince sistem geliştiriyorlar. Efendim biz geldiğimiz zaman siz yatıyor olmayın. Biz haber veriyoruz önceden geldiğimizi. Şeyde yok, yönetmelikte falan böyle bir şey yok. Hı hı. Gelince esas duruşta olmak gerekiyormuş. Gardiyan kapıyı açtı mı esas duruşta olacaksın. Bunlar tabii yönetmelikte falan hiçbir şey yok. Yeri yok. Şikayet ediyoruz. Kalorifer yanmıyor vesaire. Kandıra'da biz bir de yemek konusunda çok şikayetçiydik. Ergenekon sanığı olduğumuz için mesela veriyoruz. Şunu son 40 gün vermediler. Silivri'ye geldik. Ben savunmamı hazırlayacağım. Diyorum ki şunların fotokopisini istiyorum. Dilekçeyle veriyorum. Gelmiyor. 10 gün, 15 gün gelmiyor. 20 defa soruyoruz. Ya kardeşim verin şunu. En son 40 gün vermediler. Ve biz Silivri'ye gittik. Hala orada kaldı. Alsınlar, kullansınlar. Böyle kapının arkasında bir demir var. Onun arkasından iki tane tencere veriyorlar. İşte uzatıyorsunuz. Oradan yemek koyuyor. Birine çorba varsa çorba. Diğerine işte makarna ise neyse. Uzatıyoruz. İki tas çorba koyuyor. Ya 3 kişiyiz. 2 tas çorba yetmez. Kardeşim eğiliyoruz bir de böyle aralardan konuşmak zorundayız. Ya kardeşim biraz koy. İşte bu kadar. İstikak bu kadar. Ya açız. Bir çorbaya yalvartırdılar bizi aylarca. Ya Allah rızası için koy kardeşim. Hatta benim koğuş arkadaşım Hayrettin Ertekin bir iş adamı.
Ya dedi eğer mercimek yoksa, bu devlet istikak vermiyorsa bize, ben dedi bir kamyon mercimek size göndereyim, sutuklara dağıtın kardeşim dedi. Yok. Hatta kendi aramızda konuşuyoruz. Ne hale geldik ya, bir tas çorbaya bizi yalvartıyorlar burada. Bir de çok komik.